Mutlu akşamlar. Kanal 23 ekranlarında Gece Görüşü programıyla karşınızdayız. Gece Görüşü bugün önemli bir gelişme ile sizlerle birlikte oluyor. Elazığ Valiliğinin açıklamış olduğu, yayınlamış olduğu bir genelge var. Covid-19 genelgesi var. Onu değerlendirerek yayınımıza başlayacağız, programımıza başlayacağız. Şimdi Mustafa birazdan ekranlara getirecek ve o maddeleri tek tek okuyacağız. Önemli yaptırımlar var, önemli kararlar var. E ee, sadece arkadaşlarımız Elazığ Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri adıyla vermiş ama birçok öne çıkan başlık var. 60 yaşın üstündeki insanlarımızı, vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli konular var. Hemen bakıyoruz. 11 madde halinde yayınlandı bu genelge ve halk sağlığı açısından ciddi kararlar alınması yönünde bir eğilim söz konusu. Baktığımız zaman neyi görüyoruz? Örneğin şunu görüyoruz. Artık Halk sağlığı açısından ciddi sorunlar yaratan ve tedbir almayan işletmelere 15 güne kadar kapanma cezası uygulanabilecek. Bununla birlikte defin ve morg işlemleri mutlak suretle kurallara uyarak yapılacak. Cenaze namazları camilerde kılınmaya başlanmıştı. Covid-19 hastalığı nedeniyle ölenlerin, vefat edenlerin artık bundan sonra camilerde kılınmayacak valilik uyarıyor. Yine eskiden olduğu gibi çok az kişinin katılımıyla cenazenin kaldırıldığı mezarlıkta kılınacak artık Covid-19'dan vefat eden vatandaşlarımızın cenaze namazları. Yine baktığımız zaman önemli maddeler var. <laughs> cenaze merasimlerindeki kurallar öne çıkıyor. Bir de salgının yayılmaması için şehir içi taşımacılığında HES kodu uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Şöyle dönüyor HES kodunun sorgulanması zorunluluğunun getirilmesine ve HES kodu olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması yönünde bir genelge yayınlanmış durumda. Bakın çok enteresan bir madde daha geliyor. Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi ve Hürriyet Caddesi'nde sigara içilmesinin kısıtlanmasına, denetimlerin kolluk kuvvetleri tarafından yapılmasına, kurallara uymayanlara 900 lira para cezası verilmesi yönünde bir karar da var yine bu genelgede. Apartman ve sitelerin ortak alanları, sosyal tesisleri ve spor alanları ile çocuk parklarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi kamu görevlilerinin PCR testler sonucu çıkıncaya kadar görevlerine gitmemeleri yönünde bir karar var. Yine e, il genelinde lise ve üniversite öğrencilerinin yapmak zorunda oldukları stajın seyreltilerek yapılması yönünde bir karar var. Bugün İl Hıfzı Sıha Kurulu'nda almış olduğu kararlar arasında. 60 yaşın üstündeki vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir konu 60 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız sabah saat 6 ile 10, akşam ise 16 ile 20 saatleri arasında toplu taşımayı kullanamayacaklar. Kullanmamaları gerekiyor. Tekrar edeyim sabah saat 6 ile 10 saatleri arasında akşam ise 16 ile 20 saatleri arasında kullanamayacaklar. İşte şurada görüyorsunuz 6 ile 10, 16 ile 20 saatleri arası kısıtlanacak Araçları toplu taşıma araçlarını kullanmaları yine bunun yanı sıra 60 yaşındaki vatandaşların 60 ve üzerindeki 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlar 10-12 saatleri arasında pazar yerlerinde alışveriş yapacaklar. Dediğim gibi başlı arkadaşlarımız çok flash cümlelerle duyurmamışlar ama metnin içinde çok önemli uygulamalar ve kararlar var. Yine bir diğerine hemen aktaralım. 23 Ekim'den itibaren Elazığ'daki piknik alanları kapalı olacak. Kullanamayacaksınız. Şöyle diyor bir ay süreyle kapatılmasına vakaların çalışan kesim oranlarına bakıldığı zaman en çok etkilenen mesleklerden biri olan esnafların kurallara riayet yönünde denetimlerin artırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Yine 60 yaş ve üzerinde olan ve kronik hastalığı bulunan memurlarda idari izinli sayılacaklar bu süreçte. Bir kez daha üzerinden geçmek gerekirse önemli konuları aktaralım. Özellikle 60 yaş ve üzeri sabah saat 6 ile 10 saat 10 arasında, akşam ise 16 ile 20 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar. 10 ile 12 saatleri arasında pazarlardan faydalanabilecekler. Yine 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız. Öğrencilerin stajları seyreltilerek devam etmeleri sağlanacak. Apartman ve ortak kullanım alanları, çocuk bahçeleri ikinci bir emre kadar kapatılacak. Vali Fahri Bey Caddesi, Gazi Caddesi ve Hürriyet Caddesi'nde sigara içilmesi yasaklanacak. Yine bununla birlikte biraz aşağı inebilir miyiz arkadaşlar? Şehir içi bu da çok önemli bir karar. Toplu taşıma araçlarını kullanırken HES kodu sorulacak. HES kodu olmayanlar aracı, araca alınmayacak ve toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Şu numarayı önemsiyoruz. Şu numara ne? 424 606 2790 91 ve 92 numaraları vatandaşlarımızın pandemi ile ilgili sorunlarına 7 gün 24 saat cevap veren bir numara. Mustafa ekranlara biraz daha getirelim isterseniz. 424 606 2790 91 92 Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı bir numara ve 7 24 cevap veren bir numara pandemi ile ilgili tüm sorunlarınızı ve sorularınızı buraya aktarabilirsiniz. Bence günün en önemli konusu buydu. Elazığ İl Hıfzı Zuhâ Kurulu'nda almış olduğu kararlardı. Onları ekranlara getirdik ve üzerinde tek tek konuştuk. Birazdan belki program içerisinde üzerinden bir kez daha geçebiliriz ama ana gündem maddemiz bence bu. Evet Mustafa Kanal 23.com'a dönelim. Bakalım gündemimizde ne var? Bugün hangi başlıklar öne çıkıyor? Elazığ Müteahhitler Derneği var Elazığ'da bildiğiniz üzere. Elmütler Başkanı Osman Avcıl kentsel dönüşüm işlemleri yavaş ilerliyor diyor. Hemen habere bakıyoruz. Haberin içeriğinde neler var? Elazığ Müteahhitler Derneği Başkanı. Avukat Osman Avcıl, ilimizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili televizyonumuza özel açıklamalarda bulundu. Mikrofonlarımıza konuşan Elazığ Müteahhitler Derneği Başkanı Avukat Osman Avcıl, kentsel dönüşüm işlemlerinin yavaş ilerlediğinden yakınırken sürecin bu nedenle uzadığını ve beklentilerin henüz gerçekleşmediğini ifade ediyor. Müteahhitlerin vatandaşlardan istediği fark ücretinin yüksek olması yönündeki şikayetler var. Her gün sizler işte WhatsApp iletişim hattımızı görüyorsunuz. O iletişim hattından bizlere ulaştırıyorsunuz. Biz de buradan okuyoruz onları. Sesiniz ulaşıyor. Elazığ Müteahhitler Dernek Başkanı Osman Avcıl bu konuyla ilgili açıklamasında ne diyor? Diyor ki Elazığ Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Avcıl kat artışlarının yeterli düzeyde olmadığını ve fiyatların yüksek olmasının kendileriyle ilgili olmadığını belirtiyor. Herkes sorumluluğu bir başkasına yükleme yönünde eğiliminde oluyor maalesef. Evet, imarla ilgili problem var ama Elazığ'daki müteahhitlerin de fiyat belirlerken biraz daha e, deprem geçirmiş bir yol olmamız hasebiyle kar marjlarının daha düşük olabileceğini düşünmeleri gerekiyor. E, çünkü... Söylediğim gibi TOKİ'lerin fiyatları açıklandıktan sonra müteahhitlerin fiyat belirlemesinin yani fiyatları düşük belirlemesinin çok mümkün olmadığını programlarımızda defalarca ifade etmeye çalıştık. Gerçekten göreceksiniz o fiyatlar referans değer olarak alınacak ve Elazığ'daki konut fiyatlarının yükselmesine sebep olacak. Şu anda insanlar işte yazıyorsunuz birçok zaman bize diyorsunuz ki müteahhitle anlaşıyoruz ama işte kat irtifakı artmış yani 5 katken 10 kata çıkmış. Onun yanı sıra dün arkadaşlarımızdan biri yazmıştı burada vatandaş izleyicilerimizden biri. Onun yanında bir de ilave blok yapılmış olmasına rağmen müteahhit 170 bin lira ilave para istiyor daire başına demiştim. Evet Osman Bey'in açıklamalarını ekrana getirdik. Dedik ki yeterli düzeyde olmadığını söylüyor kat artışlarının. Burada imar planına vurgu yapıyor. Yani imar planının biraz daha kentsel dönüşüm odaklı yapılabileceğini ifade ediyor. Ve fiyatlarının yüksek olmasının kendileriyle ilgili olmadığını belirtti. Birazdan açıklamalarını ekrana getireceğiz Osman Avcı'nın. Kiminle ilgili olduğunu elbette ki o konuşmasında söyleyecektir. Hayırlı yayınlar Sayın Mehmet Ali Bey. Murat Allı, Vali Fahri Bey ve Gazi sigara içmek yasak olması bir şey ifade etmez. Yurt genelinde yasaklasınlar diyor. Elazığ'la ilgili alınmış bir karar. İl Hıfzı Sıha Kurulu Elazığ'daki işte Valilik, İl Özel İdare, Sağlık İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı'nın da içinde bulunmuş olduğu bir kuruldan bahsediyoruz. Elazığ'da COVID-19 eğilimini azaltmak için ne yapılabilir sorusunun yanıtını arıyorlar bu toplantıda ve bu kararları alıyorlar. Evet, Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi ve Hürriyet Caddesi'nde en azından adeni bir şekilde yürürken, hani maske takmıyorlar ya, polis sorduğunda diyorlar sigara içiyoruz, bunun önüne geçmek için alınmış bir karar. Deva Parti İl Başkanı bugün bağışta bulundu. Nereye bağışta bulundu? Hatay'da meydana gelen bir yangın vardı biliyorsunuz. Yüreğimiz yandı o günlerde. Bir türlü söndürülemedi. Ne kadar küçük hayvan, büyük hayvan, ormanda yaşayan orman canlılarının tamamının ziyan oldu. hayatlarını kaybettiği bir yangındı. Yüreğimiz yandı adeta. İşte orada yeniden ağaçlandırma çalışması yapılacak ve bu çalışma için bir yardım toplanıyor. Bu yardım için il başkanı, Deva Parti il başkanı Murat Dağhan bağışta bulundu ve bir de esprili bir şekilde İyi Parti il başkanı Mevlüt Ora meydan okudu. Hadi bakalım sizler de bağışta bulunun dedi. Bu da tabii ki siyasi partiler arasında hem bir diyalog hem de ilişkilerin biraz daha sıcaklaşması açısından önemli. Mustafa biraz aşağı inelim lütfen. Biraz aşağı inelim orayı verelim ya da Engin sen misin? Evet bu kalsa daha güzel olur değil mi? Evet İyi Parti İl Başkanı Mevlüt Or'a sembolik olarak meydan okudu dedik. Ee, bakalım Mevlüt Or daha sonra Gelecek Parti Baş, İl Başkanı Adnan Demir, belki CHP İl Başkanı Zeki Kaplan, Saadet Parti İl Başkanı Abdullah Işık e, ve diğer partilerin belki de AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım. Bakalım hani, bir cevap verecekler mi bu güzel kampanyaya? çünkü önemli bir kampanya. Orada yüreğimiz yandı. Tekrar ağaçlandırılması gerekiyor. Hep birlikte oraya ayağa kaldırmamız lazım. Evet, arkadaşlarımız özel haberler yapmaya devam ediyorlar. Yine ilginç bir haber var. Havalar soğudu, yorgana talep arttı. Yorgancıların yüzünü soğuk havalar güldürdü. Yorgancılık mesleği artık çok fazla günümüzde e, talep görüyorum, bilemiyorum ama eskisi kadar rağbet görmediğini düşünüyorum. E, bu nedenle e, yorgancılar kış mevsiminde tabii ki daha yoğun çalışıyorlar. Birazdan aktaracağız haberi, böyle bir geçelim bir siz görün. Ne demiş bakalım? Demiş ki müşteri yorganın bezini ve yüzünü getiriyor, biz iştirini yapıyoruz. Birazdan e, size görüntülerini aktaracağız ve yorgancıların kendi dillerinden, kendi ağızlarından e, nasıl bir süreç yaşadıklarını aktaracağız. Evet Mustafa, bir sonraki haberimizde ne var? Şimdi Yakup'un haberi var. Az önce Esma'nın da özel haberiydi. Yakup'un özel haberinde de yarım asırlık bisiklet tamircisinin hayat hikayesi var. Hürriyet Caddesi'ndeki bir bisiklet tamircisini konu edinmiş. Ee, çok aktüel ve güzel haberler bunlar. Arkadaşlarımız güzel emek veriyorlar, çok fazla emek veriyorlar. Bunları hem araştırıyorlar, buluyorlar, daha sonra haberleştiriyorlar. Birazdan bu aktüel haberi de yine haberlerimizi aktardığımız saatlerde, dakikalarda sizlere e, sunmuş olacağız. Bir sonraki habere geçelim Mustafa. Çocuklara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 4 yaş altındaki çocuklar evde buldukları her şeyi yutma eğiliminde oluyorlar. Bunun eğitimini vermek lazım ama eğitim verdiğimiz çocuklarımız bile e, kimi zaman yutma eğilimini her şeyi ağızlarına koyuyorlar çünkü. Her şeyi tanımaya çalışıyorlar. Hem dokunuyorlar hem işte ağızlarını almaya çalışıyorlar. Bugün de Suriyeli bir vatandaş 3 yaşında adı Muhammed ve bozuk para yutmuş. Bozuk para yutunca da hastaneye kaldırılmış. Bu konuyla ilgili özel bir haber yaptık yine. Profesör Doktor Yaşar Doğan'la konuştuk. Hemen hemen her gün birkaç kişinin geldiğini söylüyor Profesör Doktor Yaşar Doğan ve aileleri uyarıyor. Özellikle pil ve çengelli iğneye çok dikkat etmek gerekiyor. Hani para vesaire bir şekilde çıkarılıyor ama pil içinde bulundurmuş olduğu kimyasallar nedeniyle çocuğun bünyesine zarar verebilecek bir madde. O nedenle çok dikkat etmek lazım. Çengelli iğnenin zaten yapabileceklerini sizler benden daha iyi bildiğinizi düşünüyorum. Lütfen sesimizi duysun. Ee, Mehmet abi iyi akşamlar Sayın Başkanımız sesimizi duysun artık belediye binasının tam karşısında bulunan huzur sitesi sakinleri adına yazıyorum şehrin girişi yani memleketin aynası olan yerde kat artışı vermediği için kat sakinleri çok mağdur müteahhitle istenilen meblağı çok yüksek. Kat artışı verilmediği için müteahhitte suç yok. Lütfen sesimizi duysun Sayın Belediye Başkanımız. Bu yönde çok fazla talep var. Nail Bey Mahallesi'ne giriyorsunuz başka problemle karşılaşıyorsunuz. İzzet Paşa Mahallesi'ne gidiyorsunuz bambaşka bir problem çıkıyor karşınıza. İşte Abdullah Paşa'ya geliyorsunuz problem değişiyor ama vatandaş yine mağdur olduğunu düşünüyor. İşte Elazığ'ın en iyi yerlerinden bir tanesi Malatya Caddesi üzerinde kıymetli bir arazide insanlar evleri yıkılmış ve ev yaptırmak istiyorlar. Orada da problemleri var. Ataşehir mahallesinde yine hakeza kat problemi var. E, yüksek katlı olduğunda itiraz ediyoruz, düşük katlı olduğunda itiraz ediyoruz. Caddelerimiz dar olduğunda itiraz ediyoruz, genişletmek istediğinde itiraz ediyoruz. Açıkçası bilemiyorum nasıl çözülecek bu problemlerimiz. Hepsi muamma gibi duruyor. Siz köylerde iki katlı ev yapılacak diyorsunuz. Afada gittik, ahırı olanlara da iki katlı, ahırı olmayanlara da tek katlı yapılacak. Buna bir açıklama yapılsa iyi olur. Bu konuyla ilgili konu net aslında. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sizin hak sahipliğiniz hem ahırdan hem de evden dolayıysa iki katlı ev yaptırabiliyorsunuz. Ama ahırınız yoksa tek katlı ev yapılıyor. Bu hem milletvekilleri tarafından dile getirildi hem de diğer yetkililer tarafından konuşuldu. Bir kez daha söylemek isterim, ifade edeyim. Şöyle, ahırı farklı bir hak sahipliği içerisinde değerlendiriyor. Evi farklı bir hak sahipliği olarak değerlendiriyor. Eğer her ikisine sahipseniz yani her ikisi için de hak sahibiyseniz iki katlı ev yaptırmak isterseniz işte yapıyorlar. Ama eğer ahırla ilgili bir hak sahipliğiniz yoksa mecburen tek katlı evlerden faydalanmak zorundasınız. Koronavirüs tablosu şu anda ekranda. Her gün yayınlanıyor çok fazla etkisi kaldı mı, dikkatimizi çekiyor mu bilemiyorum. Artık alışkanlık oldu bizler için. Her gün konuşuyoruz ama hasta sayısı artıyor. Hasta sayısı artıyor. Bugün enteresandır. İşte hasta sayısı artıyor ama hayatımız biraz daha normalleşiyor. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sağlık Bakanlığı'na bir yazı yazmış ve futbol maçlarının %30 dolulukla izlenmesi gerektiği yönünde görüş talep ediyor. Yani stadyumlarımız %30 dolulukla maçlar oynasın talebi var. Ama bakıyorsunuz tabloya vaka sayıları artıyor, vefat sayıları artıyor. Bakan diyor ki ağırlaşan hasta sayımız artıyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı işte diyor 5. ve 9. sınıflarda yüzde eğitim yapacaklar. Bilemiyoruz nereye doğru gidiyoruz. Aşı çalışmaları pozitif olduğunu söyleyenler var. Uzmanların bazıları diyor ki çok daha uzun sürecek. Çok böyle bilinmez bir dönemden geçiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin demekten başka çaremiz yok. 2013 kişi yeni hasta olmuş. 68 vatandaşımızı kaybetmişiz. 1507 iyileşen vatandaşımız var. Toplamda ise baktığınız zaman Türkiye'de bugüne kadar 9513 vatandaşımız hayatını kaybetmiş maalesef. Bakan ne diyor biliyor musunuz bugün açıklamasında? Bugün 2000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504 Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin. Sayın Bakan Koca'nın açıklamaları bu yönde ve e, toplam bir mücadele istiyor. Destek verin diyor. Hayırlı yayınlar Mehmet Ali Bey. Marketlere de belirli sınırlamalar getirilmesi gerek. Vatandaşlarımız uymuyorlar bu konuya. İlgili makamlar ile atması lazım. Özellikle bebekleri bile riske atıyorlar. Anne babalar da dikkat etmeli. Çocukların günahı alınmasın. Market'e çocukları yanlarında götürmesinler diyerek bir sosyal mesaj veriyor. Doğru söylüyor. Hiç belli olmuyor. Avrupa'daki ve Amerika'daki araştırmalara göre çocuklar da artık Covid-19 hastalığına yakalanıyorlar ve zarar görebiliyorlar. Kalıcı hastalıklar olabiliyor bu Covid-19 geçirmiş olan çocuklarda. Uzmanların görüşleri bu yönde. O nedenle vatandaşımızın izleyicimizin dikkat çektiği konu çok önemli. Diyor ki lütfen anne ve babalar marketlere giderken çocuklarınızı yanlarınızda götürmeyin. Çünkü onların hastalanma riski çok yüksek. Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması. Bir de grip aşısı muamması var. Zatürre aşısı muamması söz konusu. Grip aşısı neden bulunmuyor eczanelerde diye çok fazla soruluyor şu anda artık Ekim ayının 21. gününü geride bırakıyoruz birazdan. Bu nedenle havalar soğumaya başladı. Sabah saatlerinde 10 dereceleri, 12 dereceleri görüyoruz ve grip vakalarının artması bekleniyor. Dolayı her güz mevsiminde, her sonbahar mevsiminde doğal olarak insanlar hastalanma riski biraz daha yüksek oluyor. Bu nedenle grip aşısı olmak istiyorlar. Eczaneye gittiklerinde grip aşılarının olmadığı cevabını alıyorlar. Bu soruyu soruyor bakanlığa. Neden grip aşısı mevcut değil? Şöyle bir cevap veriyor bakan. Ee, diyor ki sınırlı sayıda üretim yapan yerler var ve bu nedenle dünyada tabii üretim kapasitesi sınırlı diyor. Bu nedenle peyderpey geliyor ve geldikçe de ihtiyacı olan öncelikli olarak ihtiyacı olanlara grip aşısı veriyoruz. Peki sizin grip aşısına ihtiyaç duyup duymadığınızı nereden bileceksiniz? Daha doğrusu hak edip etmediğinizi nereden bileceksiniz? Söylüyorum ya farklı bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten enteresan günler yaşıyoruz. E-Nabız diye bir uygulama var. O E-Nabız uygulamasına giriyorsunuz ve orada yazıyor işte risk grubundasınız ya da risk grubunda değilsiniz. Risk grubunda değilseniz grip aşısı alamıyorsunuz. Mesela ben akşam üzerinde baktım, ben risk grubunda görünmüyorum. O nedenle yarın eczaneye gitsem bana grip aşısı vermeyecekler. E-Nabız e uygulamasını kontrol edin lütfen. E-Nabız diye bir uygulama var, internetten giriyorsunuz. Şifrenizi E-Devletle de girebiliyorsunuz, E-Devlet şifresiyle de girebiliyorsunuz. E bir bakın bakalım, siz hak ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bakanlıktan yapılan açıklama bu. Ne demiş, tam olarak okuyayım sizi şöyle diyor. Geçmiş yıllarda olduğundan fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür. Ve siz aşı yapılması gereken insanlardan mısınız değil misiniz? Bunun cevabını e-Nabız'dan öğrenebilirsiniz. Rektör, evet bugün 21 Ekim ve Gazeteciler Günü, Dünya Gazeteciler Günü. Tüm meslektaşlarımızın Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Umarız güzel haberler yapmak nasip olur. Daha e, güzel günler yaşarız. Türkiye'de haber yapmak çok kolay. E, çok fazla haber var, çok fazla konu başlığı var. Bugünlerde de özellikle Elazığ'da da çok fazla konu başlığı var. Deprem var, pandemi var, esnafların durumu var, krediler var, işte kentsel dönüşüm var, AFAD'dan faydalanma var, hak sahipliliği konusu var. Bir hayli gündem yoğun. Ama biz şöyle umut ediyoruz. İnşallah haber yapmakta zorlandığımız çok normal günler ya da çok güzel haberler. Bugün arkadaşlarımızın yaptığı aktüel haberler var. Onlar gibi haberler yapmak nasip olur bizlere de bütün gazeteci arkadaşlarımızın da buradan gününü kutluyoruz ve tebrik ediyoruz. Rektör Göktaş'ın da mesajı var. Ne diyor Rektör Göktaş? Topluma önemli katkılar sağlayan ulusal ve yerel basınımızın özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde çalışan ve Elazığ'da tüm doğruluklara karşı Mesleğini devam ettirme gösteren basın çalışanlarımızın Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum diyor Sayın Direktör. Sayın Kanal 23 Televizyonumuz, Vali Fahri Bey'e randevu aldık. Halen bekliyoruz. Neden bizimle görüşmüyorlar? Özür diliyorum. Vali Bey'den randevu talep ettik. Kim talep etmiş bilmiyorum. Matı normal. Ee, evet bir izleyicimiz yazıyor. Vali Bey'den randevu talep ettik ama hala randevumuzu alamadık. Yoğunluk vardır. Muhtemelen çünkü yani bir ilim valisi olmak da kolay değil. Tüm sorunlarla uğraşmak, tüm ilçelerle ilgilenmek gerçekten bir yoğunluk oluşturuyor. Umarız vali bey size randevu verir ve siz de derdinizi vali beye aktarma şansı bulursunuz. Ama isminizi yazmış olsanız daha iyi olurdu. En azından duyurmuş olurduk isminizi. Yani ben şundan da randevu aldım ama şuyum bir türlü alamadım. Belki duyarlar ve hızlandırmış oluruz. Dilek sitesi al, anahtarları ne zaman verilecek? Kış geldi abi bizi de düşünsünler. Lütfen öğrenip. Valla şöyle söyleyeyim. Yani bu konuda biz burada birinci ağızdan Çeviri Şehircilik İl Müdürü'nden bu soruyu sorduk ki Geçen hafta bugün, Perşembe günü. Bugün çarşamba mı Özer? Evet. Bugün çarşamba. İşte geçen hafta Perşembe günü sormuştuk. Ve ertesi gün anahtarların dağıtılacağını ifade etmişti. E, fakat dağıtılmadı anahtarlar. Bir şey söyleyemiyoruz yani. Neticede herhalde bugünlerde dağıtılır inşallah. Yani Dilek ve Petek sitesi gerçekten sizler büyük kayıplar verdiniz. Canlarınız kayboldu, evleriniz tamamen yıkıldı. Depremin belki de simge isimleri oldu Dilek ve Petek sitesi. Bir de Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkımlar. İşte çok şükür bu günleri gördük, evler yapıldı. Biraz da sabırlı olun. Birkaç gün daha bekleyin. Ben sizin tepkinizi anlıyorum, dile de getiriyorum. Diyorum ki, evet bu evler bittiyse dağıtılmak zorunda. Gelen herkese bunu soruyoruz. Milletvekillerine de soruyoruz. il müdürlerine de soruyoruz. Bürokratlara da soruyoruz. Kendimiz de buradan size destek veriyoruz ama e, daha ben bugün Mustafa Paşa Mahallesi ve Hüsten Paşa Mahallesi'nden geçtim. Temel kazıları yapılan evler var. Temel kazıları yapılıyor. Kiminin işte e, henüz radye temeli dökülüyor. Elazığ çok büyük bir felaketi atlatmış. Yani çok az ölen 37 vatandaşımız var. Her biri kendi evi için çok kıymetlidir. Kesinlikle böyledir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama Elazığ çok daha büyük kayıplar verme potansiyeline sahip bir şehirmiş. Bugün Gazi Caddesi'nden geçtiğimizde o Köfteciler Sokağı'nın yıkılan iki binasının arkasındaki binalara bakıyorsunuz. Binalarımızın ne durumda olduğunu çok net görebiliyorsunuz. Röntgen gibi ortada. Yani biz bu binalarda yaşıyoruz, yaşamışız ve bir deprem geçirmişiz 6.8'lik ve çok şükür çoğumuz hayattayız. Ee, baktığınızda işte bir Mustafa Paşa mahallesine gidin, Rüstem Paşa mahallesine gidin, batıda bir Abdullah Paşa mahallesine girin, evlerin ne halde olduğunu görüyoruz. Gerçekten Allah bu şehri korumuş. Belki bilim adamları bunun açıklamasını, birçok bilim adamı çıkardık ekranlarımıza ama ben mesela konuyla ilgilenen biri olarak henüz, neden depremin bu kadar az zarar verdiğini e, sorsalar çok net cevaplandıramıyorum. Bilim adamı değilim ama gelen konuklarımızdan bunun cevabını net alabildiğimi düşünemiyorum. Ama Elazığ çok büyük bir felaketten kurtulmuş. Dilek ve Petek sitesi şu an bitmiş. Vatandaşlar evlerinin dağıtılmasını bekliyorlar. Haklılar. Keşke bir ay önce dağıtılmış olsaydı, verilmiş olsaydı anahtarları. Kura çekimi yapıldı. Ee, yani bir şey bekleniyorsa da vatandaşın tepkisini çekmeden beklemek lazım. Ee, onu da açıklamak gerekiyor. Ama biraz da sabırlı olmak lazım. Söylediğim gibi şu anda Elazığ'da o kadar çok mağdur insan var ki, konteyner kentlerde yaşayan işte 1500 2000e yakın aile söz konusu. Baktığınız zaman temelleri henüz yeni atılmış, yeni kazılmış olan binalar var. İnsanlar bunu da bekleyecekler. Bunların da yapılmasını bekleyecek olan insanlar var. Biraz daha sabırlı olmak lazım. En azından petek ve dilek sitelerinin sakinleri, evleri belli, konutları belli, hangi dairede oturacakları şu anda belli. Anahtarları da inşallah çok kısa bir sürede dağıtılacaktır e, diye söylemek istiyorum. Metin Bey, hayırlı yayınlar. Bu AFAD itiraz sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 gün içinde açıklanır, 15 güne yakın bir süre içerisinde açıklanır diye bir beyanat vardı. İşte 15 günde oldu. Bugünlerde inşallah hak sahipliği itiraz sürecinin açıklanmasını bekliyoruz bizlerde. Elazığ Belediyesi'ne 4-5 kişi binip çalışma bölgesine gidiyor. Evet enteresan bir konuya dikkat çekiyor izleyicimiz. İş sağlığı ve güvenliği konusuna. Önemli bir konu. Özellikle kamu kurum ve işletmeleri, yani kamu kurumlarının çok dikkat etmesi gereken diğer özel sektörün de çok dikkat etmesi gereken bir konu. Ama kamu kurumlarının bu konuda hassas olması lazım. Özel sektörde denetimlerle bir şekilde hizaya geliyor ama kamu kurumları örnek teşkil etmek zorunda. Ben de birkaç kez şahit oldum. Bırakın kepçeyi silindirle bile birkaç kişinin bir yere gittiğini gördüm. Yani aynı çalışma alanının içerisinde. 4-5 kişi binik çalışma bölgesine gidiyorlar. Bu doğru mu? Belediye etkileri buna bir el atsa iyi olur. Belediyenin iş sağlığı ve güvenlik birimi vardır muhakkak yoksa bile olmalı ya da mühendisleri vardır bu işte uğraşan. Bu konuya özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Hani olmaz olmaz diyoruz ama Allah korusun. Bu tür şeylerden çok şeyler doğabiliyor. Bu tür görmezden geldiğimiz uygulamalardan çok büyük kazalar olabiliyor. Dikkat etmek lazım. Şimdi birkaç mesaj daha okuyalım. Sizlerden gelen depremle mağdur olan vatandaşlara bir de belediye vurmasın. Devletten bedava aldıkları arsaları metrekaresi 1500 TL'den bize satmaya çalışıyorlar. Şubat ayında başkan bize arsaları 1 liradan vereceğini sözlemişti. Başkan sözünün eri olmalı. Batı sitesinden bir mesaj. İyi yayınlar Abdullah Paşa'nın sorunu 5 katlı binamız 1 kat artışla 6 olmuş. Depremden önce 8'di. Hemen 200 metre yanımızda 25. kata devam eden bina var. Belediye başkanı ne yapmaya çalışıyor? Bu konuda belediye başkanıyla ben birebir görüştüm. Yani sordum bu konuyu kendisine. Belediye başkanının genel kanaati oranın 8 kat olması yönünde. Fakat işte bakan kurumu aşamadılar. Bakan kurumun o konudaki işte ısrarı ve o bölgeye odaklanmış olması bir türlü aşamadılar yani. Maalesef çünkü bakan, belediye başkanı oranın 8 katlı olması gerektiğini Gönülden inanıyor bizim programlarımızda da bizim henüz belediye başkanı ben konuk almadım ama televizyonumuzda konuk alan arkadaşlarımızın programında da bu konuyu dile getirdi ve 8 katlı olmasını ben de talep ediyorum demişti. Ama 6 kat imar verildi orada bakanın özel bir hassasiyeti var enteresan bir şey bu da şans Abdullah Paşa'nın batı sitesindeki ve Abdullah Paşa'daki bütün vatandaşları aslında vurdu. Böyle bir konu. E tabi oradaki arsaların dağıtımıyla alakalı da benim bildiğim kadarıyla başkan fiyat talep etmiyor orada. Yani belediye bir fiyat talep etmiyor. E, ticari alanların belli bir kısmının belli bir oranının belediye ile paylaşılmasını istiyor. Böyle bir uygulama var. Mehmet Ali Bey bugüne kadar gece görüşüne gönderdiğim tüm mesajları okuma nezaketi gösterdiniz. Bundan dolayı size... Büsbüyük büyük bir teşekkür gönderiyorum. İyi yayınlar. E, programı beraber yapıyoruz. Sizlerden gelen mesajlar bizi yönlendiriyor. Çok büyük güzel renk katıyorsunuz programlarımıza. Ben de bütün mesajları okumaya özen gösteriyorum. Özellikle programın ilk bölümünde, ikinci bölümde daha çok haber ağırlıklı gidiyoruz. Ama birinci bölümde yorum ağırlıklı gidiyoruz. Sizler de çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Bizler de vatandaşlarımızın bu mesajlarını okumak için büyük gayret gösteriyoruz. E, anlayışınız ve nezaketiniz biz teşekkür ediyoruz size. Nail Bey'de her gün su kesik. Beşinci katta oturduğum için su dokuzu buluyor gelmesi. Artık bıktık bu sorundan. Nail Bey mahallesinden su kesintileri ve suyun basıncı ile ilgili bir sorun dile getirmiş vatandaşımız. Diyor ki ben artık su kesilmelerinden bıktım usandım. Bir de beşinci katta oturuyoruz. Saat dokuzdan önce su gelmiyor. Apartmanınızın sisteminde mi problem var acaba bilmiyorum ama. E, tabii su kesintileri konusunda bir dönem şehrin tamamında problem vardı. Şimdi eskisi kadar problem bize ulaşmıyor. Bize ulaşmadığı zaman normale döndüğünü bizler düşünüyoruz. Çünkü özellikle Haziran ve Temmuz aylarında belki Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında müthiş derecede su kesintilerinden şikayet eden vatandaş mesajları alıyorduk. Şimdi biraz daha azalmış durumda. Şimdi evler isteğe göre mi yoksa adrese göre mi verilecek? Yani bu konuda e, talep, iki kurum ev dağıtıyor. Birincisi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, ikincisi AFAD. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün konu kaldığımızda söylediği şey isteğe bağlı. İnsanların talepleri toplanacak dendi. Ama AFAD'da bu durum nasıl olacak, nasıl evler dağıtılacak e, bir konu. Yani en azından benim bilgim yok bu konuda. Mehmet Ali Bey size... E, Mesajı gönderen Gülsün Tokmak, Vali Bey'den randevu talep etmiş. Az önce izleyicimiz Vali Bey'den randevu talep etmişti ya, Gülsün Tokmak isimli izleyicimiz. Cumhurbaşkanımız 25 Ekim'de Elazığ'a geliyor mu? Bu konuyla ilgili net ve resmi bir açıklama yok. Bugün ayın 21'i. Herhangi bir açıklama yok Cumhurbaşkanı'nın geleceği geleceğiyle ilgili. Öyle bir e, haber çıktı ama yani resmi kaynaklara dayanan bir bilgi değildi. E, bizler de onu haberleştirdik. Ve en son genel yayın yönetmenimiz Metin Bey de söyledi. Resmi bilgi gelmeyinceye kadar bundan sonra Cumhurbaşkanı bu tarihte Elazığ'a gelecek diye haber yapmayacağız. Resmi bir kaynaktan gelmeyinceye kadar şu anda öyle bir program görünmüyor. Ee, durum bundan ibaret bildiğiniz olsun. Evet Mustafa Diyarbakır'da kadın cinayeti başlığını görüyoruz. Bir programa aile uzmanı almıştım o dönem. Yaklaşık iki ay kadar önce Bayram Ayaz. İstanbul'dan gelen bir konuğumdu. Hem yazar hem de Elazığlı olan bir isim. Psikolog. Bu konuyu konuşmuştuk. İşte İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmuştuk. Kadına yapılan işte kadın cinayetleri konusunu konuşmuştuk. Onun tespiti ilginçti. Yani konunun daha farklı bir açıdan ele alınması gerekiyor. Kadını güçlendirmek için her şey yapılıyor ama Kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor demişti. Kadın cinayetleri hiç kimsenin tasvip ettiği bir durum değil. Fakat birbirimize tahammülümüz o kadar azalıyor ki, o kadar tahammülsüz olabiliyoruz ki ve egomuz o kadar çok öne çıkıyor ki işte bir insanın canına kıymak artık aleni oluyor. Çok sıradan bir olay gibi algılanıyor. İşte bugün de Diyarbakır'da bir kadınımızı kaybetmiş durumdayız. Erkek de kadın da fark etmiyor. Ölen Hepsi kıymetli ama e, kadın ölümleri her geçen gün artmaya maalesef devam ediyor. Peki Diyarbakır'daki olay ne? Melek A erkek kardeşi Mustafa A ile konuşmak için buluştu. Bir süre ikiden tartışıyor. Beraberine getirdiği silahı ablasına kurşun yağdırıyor e, ve ablasının hayatını e, bitiriyor. Niye diyor? Mustafa ailesi silahını bırakarak namusumuza leke getirdi iddiasında bulunup Polis ekiplerine teslim oluyor. Hemen hemen her akşam ya da her hafta birkaç kadın cinayet haberini sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Abdullah Paşa Batı sitesi sakinleri olarak ne olacak halimiz bir çivi bile çakılmadı. Lütfen okuyun müteahhitlere verebilseydik evlerimiz yapılmıştı şimdi diye bir mesaj var. Az önce konunun üzerinde ufaktan geçtik. İl Sağlık Müdürü Polat enteresan bir başlık var. Dışarıda gezip tozmayın diye bir ifade kullanıyor. Arkadaşlarımız da bunu hemen haberleştiriyor. Şunu özetle söylemek istiyorum diyor Cahit Polat. Ee, özür dilerim evet, Cahit Polat, Profesör Doktor. Covid-19 ile ilgili vatandaşlarımızın aklına takılan her konu, bu numarayı özellikle e, hatırlatalım. 0424 606 -27 90 oğlu çağrı merkezi 24 saat hizmet veriyor. 7 gün hizmet veriyor. Koronavirüsle ilgili, COVID-19 ile ilgili ne sorarsanız da, da ne problem varsa size yardımcı olmaya çalışıyor. Müdürlüğün sosyal tesisleri içinde kurulan ve toplamda 75 personel burada hizmet veriyor. Evet Engin biraz yukarı çıkabilir miyiz? Haberin detaylarını aktaralım izleyicilerimize. Biraz daha yukarı çıkıyoruz. İşte şu anda çağrı merkezini görüyorsunuz. Çağrı merkeziyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Çünkü bu çağrı merkezi önemli işler yapacak. Ee, yaklaşık 600-700 kişi arıyormuş çağrı merkezini. Biraz daha yukarı çıkalım Mustafa. Evet, yani böyle bir çağrı merkezi kurulmuş. Çağrı merkezi kurulduğu için bunu ee, işte bir şekilde tanıtmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte çok fazla dışarıda bulunmayın. Kalabalık ortamlarda bulunmayın. Yoksa Covid-19 olma riskiniz yüksek olur. Sosyal mesafeyi, maskeyi ve hijyen kurallarına uymak suretiyle kurtulabilirsiniz ya da bu hastalığa yakalanmazsınız diyor. Çağrı Merkezi'nde 301 aramamız mevcut. Evet Çağrı Merkezi ile ilgili genel bilgiler vermiş Cahit Polat bu açıklamasında. Biz de geri kalan kısmını sizlerle aktarmaya çalıştık. Elazığ'da Vali Fahri Bey, Gazi Adresi, Hürriyet Caddesi Hürriyet Caddesi'nde açık alanda sigara içmek yasaklanmış acaba doğru mudur? Programımızın başında detaylı bir şekilde aktardık. Evet doğrudur. Elazığ'da Vali Fahri Bey Caddesi'nde, Gazi Caddesi'nde, Hürriyet Caddesi'nde sigara içmek yasaklanmış. Bununla birlikte birçok yasak daha var. Onları da aktardım ben size. Mustafa oraya geldik mi? Çocuk korusu seçmeleri başvuru süresi uzatıldı. Ne zamana kadar uzadı? 5 Kasım'a kadar da açıyorsun haberi Mustafa. 5 Kasım'a kadardı. 15 Kasım'a kadar artık seçmelere başvurabilirsiniz. 8 ila 17 saatleri arasında Belediye Kültür Merkezi'ndeki Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Eğer çocuklarınızın çocuk korusunda eğitilmelerini ve şarkı söylemelerini istiyorsanız. Hemen diğer habere geçiyoruz. Başkan Şerifoğulları Sarayatik Mahalle sakinleriyle buluştu. Aytaç Şahinoğlu Sarayatik Mahalle muhtarı sosyal medyayı iyi kullanıyor. Sorunlarını dile getiriyor. Mahallenin işte gördüğünüz gibi yıkılmış olan, enkazları kaldırılmış olan bir... Biraz kal Mustafa, yukarıda kal biraz. Kal şu resme bakalım. Başkan Şerifoğulları muhtar. Arkada da işte güya temizlenmiş olan alanı görüyorsunuz. Elazığ'da birçok noktada öyle. Hafriyat alındıktan sonra daha doğrusu kıymetli olan demir vesaire alındıktan sonra hafriyatın belli bir seviyede kalıyor olması da bir problem. Daha sonra oralar çöplüğe dönüşüyor, otoparka dönüşüyor vesaire vesaire. Başkan bugün Salı Baba Mahallesi'ndeydi, Sarayatik Mahallesi'ndeydi ve Sarayatik Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi. Haberlerimizde var, tüm detayları aktaracağız. Öyle hızlı geçtiğimize bakmayın. Bir sonraki haberde ne var? Bir sonraki haberde e, nereden Adıyaman'dan bir haber var. Gördüğünüz gibi dolandırıcılığın böylesine görüldüğüne duyuldu. Düğünde sahte altını bırakıp gerçek altını alan bir dolandırıcının hikayesi. Geçiyoruz Mustafa. Detaylarını aktarmaya gerek yok. İş öğretmedim insanlara. Türkiye'nin teknolojik gelişimine nostaljik yolculuk. Malatya'daki bir müzeden bahsedeceğiz birazdan. E, Malatya'ya gideceğiz ve Malatya'daki bir müzeden bahsedeceğiz. Bunu da birazdan aktaralım izleyicilerimize. Ve Milletvekili Ağar'dan 21 Ekim Gazeteciler Günü mesajı var. Açıyor Mustafa hemen Sayın Ağar'ın mesajını aktarıyoruz size. Sayın Ağar diyor ki demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlar bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin kurulması için, korunması için önemli bir görev üstlendiklerini belirterek Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde rol üstlenmektedir. Bu nedenle bu vesileyle e, tüm basın mensuplarının ve gazetecilerin gününü 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutluyorum diyor Sayın Ağar. Bir sonraki habere bakıyor Mustafa. Elazığ'da aranıyordu, Malatya'da yakalandı ve 53 yıl hapis cezası istemi var hakkında. Açıyorsun Mustafa. 5 yıl 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla alınıyor dolandırıcılık suçundan. Elazığ'da aranıyordu, Malatya'da yakalanmış. Çok uzak değil, bu tür geçişler olabiliyor. Hani şeyi soracağım, yani giriş çıkışlarda o kadar çok kontrol yapılıyor ki, özellikle Malatya'dan gelirken çok yoğun ve sıkı bir kontrol var. Ona rağmen işte Malatya'ya gitmiş, belki de Elazığ'dan tekrar gelecekti. Son bir hafta içerisinde asayiş olaylarında 66 kişi yakalandı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklama. Bir sonraki habere göz atıyoruz. Bir sonraki haberde ne var Mustafa? Eğitim Rehberi Program sunucumuz Sevgili Funda Turgut'un annesi Süreyya yaşanlıyor, hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. E, kalanlara da sabırlar diliyoruz. Ölüm maalesef. Kaç yaşında olursa olsun anneler, babalar ve yakın akrabalar insanı çok derinden etkiliyor. İşte. Süreyya Şanlıyurt da hayatını bugün kaybetti. Sevgili Funda Turgut'un annesi çalışma arkadaşımıza başsağlığı diliyoruz. Türk profesör üretti, Avrupa ve ABD'ye ihraç edildi. Mustafa hemen haberi açıyor. Üzerinden şöyle bir detay bakıyoruz. Türkiye'de sadece Fırat Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fahrettin Yakup tarafından üretilip patente alınan organik malzeme kaplama cihazı Spin Coater Avrupa'dan ABD'ye, Arabistan'dan Mısır'a kadar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Organik malzeme kaplama cihazı ve motorunu üretiyor Yakup Hanoğlu. Ardından patentini almış bunun ve cihazı bağışta işte Avrupa olmak ABD'ye ihraç ediyor. Şöyle diyor, üretmiş olduğumuz bu cihazın ismi Spin Coater diye geçer. Türkçe ise organik malzeme kaplama cihazı olarak geçiyor. Bu cihazda organik malzemeleri herhangi bir yüzeye kaplayabilirsiniz. Özellikle organik yarı iletken teknolojisinde kullanılan bir cihazdır. Bu teknoloji güneş pili, OLED ve transistör gibi elektronik aygıtların üretiminden oluşan bir teknolojidir. Haberimiz var. Bunu yine haberlerimizin içerisinde sizlere aktaracağız. Görüşlerinizi bizlerle paylaşmaya devam edin lütfen. Ekranda telefon numaramızı görüyorsunuz. Çünkü gündemi sizin belirlemenizi istiyoruz bizler. Vatandaşın gündeminde ne varsa, sizler neyi konuşmamızı istiyorsanız onu konuşalım istiyoruz. Bir mesaj okuyalım ve araya gidelim. Diyor ki: "Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Hicret Mahallesi'nde tren garının altındaki köprüyü güçlendirme yaptılar ama güçlendirme demirleri köprünün yüksekliği düşürdüğü için Kamyonlar ve tırlar. Evet enteresan bir konu. Hep oraya takılıyor. Trafik kilitleniyor ve köprünün tavan kısmında su damlatıyor. Bir gün o köprü çökecek. Yani bir zarar olduğu zaman mı yetkililer toplanacak? Bu soruyu yetkililer çözüm bulsun. O zaman e, orası tren yolu. Devlet demir yolları mı yaptı? Belediye mi yaptı? Muhtemelen demir yolları güçlendirmiştir orayı belediyenin talebi üzerine. Ancak belediye bir kez daha konuşabilir. Orada kamyonlar geçemiyormuş. tabii kamyonların e, gabarisine de bakmak lazım. Gerçekten uyuyorlarmıştı 4.80, 4.60 neyse artık. E, ama orada bir problem var. Israrla büyük problemin daha büyümesini ve kazaya neden olmasını istemiyoruz bizler. Hicret mahallesindeki tren garının altındaki köprünün ivedilikle kontrol edilip gerekenin yapılması yönünde vatandaşımızın talebi var. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Yaklaşık 10 dakika sizlerle olamayacağız. Reklamlardan sonra yeniden karşınızdayız. Evet yeniden birlikteyiz. 10 dakika süren bir reklam arasının ardından gece görüşü devam ediyor. Gece görüşünde birinci bölümde hangi konuları ele aldık? Bence bugün dikkat çeken en önemli konu İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun almış olduğu karardı. Mustafa şimdi onu bir kez daha ekranlarımıza getirecek ve bir kez daha üzerinden geçeceğiz. Siteden getirebiliriz Mustafa onu ekranlara ve bir kez daha üzerinden geçeceğiz. Madde madde konuşmamız gerekiyor çünkü önemli kararlar var ve bu kararlar Elazığlıları çok yakından ilgilendiriyor. Baktığınız zaman İl Hıfzı Sıha Kurulu bugün şöyle kararlar aldı. Cenaze merasimlerinde artık defin işlemlerinde aşırı hassasiyet gösterilecek. Cenaze namazları camilerde kılınmayacak. Bunu hangi hastalar? Covid hastalığından dolayı ölen vatandaşlarımız ya da Covid hastalığından dolayı ölenler için uygulanacak olan kurallardan bahsediyoruz. Diğer bir kural, şehir içi toplu taşıma araçlarında HES kodunun sorgulanması zorunluluğunun getirilmesine ve kodu olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına. Yine Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi, Hürriyet Caddesi bu mekanlarda, bu caddelerde sigara içilmesinin kısıtlanmasına, denetimlerin kolluk güçleri tarafından yapılmasına kurallara uymayanlara 900 lira para cezası verilmesine karar verilmiş. Apartmanların ve sitelerin sosyal tesisleri kapanacak, çocuk parkları kapanacak ve bununla birlikte sosyal tesisleri, spor alanları da kullanılmayacak. İkinci bir emre kadar bir ikinci bir emre kadar bu karar uygulanacak. Yine kamu kurumlarında görev yapan 60 yaş üstü şurada hemen o maddeyi doğru okumak gerekiyor çünkü dikkat etmek lazım. 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılacaklar. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazarlardan ancak 10 ve 12 saatleri arasında istifade edecekler. Yine 60 yaş üzerinde bulunan vatandaşlarımız için bir kısıtlama daha var. 6 ve 10 saatleri arasında yani sabah saat 6 ile 10 saatleri arasında, akşam 16 ile 20 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından istifade edemeyecekler. Hastaneye gitmek isteyen yaşlılar ise vefa sosyal destek gruplarından destek isteyecekler. Telefon açacaklar ve ben hastaneye gitmek istiyorum 60 ve üzeri yaştayım diyecekler. Ancak böyle hastaneye gidebilecekler. Mustafa'cığım biraz aşağı doğru gel lütfen. Biraz şöyle yukarıdaki birkaç maddeye de bakalım. Çünkü bu konular önemli. İzleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Hangisini okumadık? Kamu görevlilerinin PCR testleri sonuçlanıncaya kadar idari izidi sayılmalarına, yine kamu kurum kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların idari izni sayılması yönünde karar alınmış durumda. İl Hıfzı Sıha Kurulu daha bugün Elazığ'da. E... Söylediğimiz gibi bu kurallar alınıyor, bu kararlar alınıyor. Uygulamak noktasında da e, yine baktığımız zaman nereye doğru dönüyoruz? Sanki Nisan-Mayıs ayına doğru bir dönüş söz konusu. Özellikle 60 yaşındaki vatandaşlarımızla ilgili kısıtlamalar e, dikkate alındığında. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde e, Valimiz Erkay Yırık bir açıklama yayınladı. Yine Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın bir açıklaması var milletvekili Sermin Balığın açıklamalarını görüyoruz. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, Rektör Fahrettin Göktaş, Fırat Havzası Gazeteci Demiyeti Semih Erdem, eski il başkanı, AK Parti il başkanı ve şimdi koordinatör olarak görev yapan Ramazan Gürgöz'e, MHP il başkanı Semih Işıkver, gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü'nü, kutlayan bir mesaj yayınladılar. Hepsi de Elazığ'daki gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Aç Mustafa, Vali Bey'inkini okuyalım isterseniz. Basın meslek ilkeleri ışığında taviz vermeden doğru ve tarafsız habercilik adına çok zor şartlarda dahi görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın bu özverili hizmetleri takdire şayandır. Bu vesileyle başta Elazığ'ımızdaki gazetecilerimiz olmak üzere Tüm basın mensuplarının gazeteciler gününü kutluyoruz diyor Vali Sayın Erkay Yırık. İyi geceler Mehmet Ali Bey. Elazığ Belediyesi yeni imar planıyla çift blok olan arsamızda şimdi tek kat üzeri ev zor yapılıyor. Bu yüzden çok mağdur olduk. İtiraz dilekçesi vermemize rağmen hiçbir ses çıkmadı. Sözde vatandaşa yardımcı olacağına vatandaşı daha da mağdur ediyorlar. Söylediğim gibi bunu birkaç programda dile getirmiştik. Elazığ'ın yakın zamandaki gündemi kentsel dönüşüm olacak. Kentsel dönüşümde karşılaşılan problemler daha çok konuşulacak. İmar da bunların başında gelecek. Çok tartışıldı imar konusu. İmar tadilatı yapıldı bu yılın başında ama işte vatandaş ve bir şekilde mutlu olamıyor. Yapacak bir şey yok şu an itibariyle. İyi akşamlar. Evlerimiz yıkıldı ama kocaman yıllarca ekmek yiyip büyüttüğümüz ağaçların kesilmesi bizi en az evimizin yıkılması kadar üzdü. Neden belediye yetişmiş ağaçları çıkarıp başka yere dikmedi de boş tarlaya doldu döndürdüler. Nerede Yeşil Elazığ şeklinde bir sitem dolu söz var. Evet yani izleyicinin söylemiş olduğu şeyler doğru. Baktığınızda bahçeler yeniden yetiştireceğiz yapacak bir şey yok. Yani Abdullah Paşa'ya hatırlıyorum her binanın önünde Koca koca bahçeler vardı. Yine Mustafa Paşa Mahallesi'nin arka taraflarında bahçeler vardı. Ee, yeniden yetiştirmek gerekecek, yapacak çok fazla bir şey yok maalesef. Evet, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları Sarayatik Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Problemlerini dinledi, çözüm önerilerini sundu.

vatandaşları daha detaylı dinlemek, yönetime dahil etmek ve mahallelerin ihtiyacını yerinde tespit etmek amacıyla her hafta bir mahalleyi ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, şehrin doğudan batıya bütün mahallelerinin kalkınması noktasında çaba sarf ettiklerini ve bu bağlamda her mahalleye eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini söyledi. Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu ile birlikte mahalle esnafını ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şerifoğulları, bir yandan da mahalle sakinleriyle sohbet ederek kendilerine belediye olarak gerçekleştirdikleri ve yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı. Sarayatik Mahallesi'nin şehrin köklü bir yerleşim noktası olduğunu, dolayısıyla depremin yarattığı mağduriyetinde izlerini fazlasıyla taşıdığını ifade eden Başkan Şerifoğulları, vatandaşlarımızın haklı beklentilerini biliyoruz. Sorumluluğumuz ağır fakat vatandaş-belediye işbirliğiyle çözemediğimiz hiçbir problem kalmayacak. Muhtarlarımızla da daima istişare halindeyiz. Kendilerine göstermiş oldukları anlayış ve sabır için teşekkür ediyorum dedi. Mesajlarla devam edelim. İzleyicimiz diyor, kamuda çalışan kronik rahatsızlığı olanlar, e raporu olanlar için Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu kronik rahatsızlık olanlar akşam haberlerinde kronik rahatsızlık olanlar ise gitmeyecekler diye bilgi vermişler. Bunun içeriğini öğrenebilir miyiz? Ben size yayınladım az önce gene şeyi e, kararı. 60 yaşın üzerindeki kronik rahatsızlığı olanlar ve 60 yaş üzeri 60 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar yani kronik rahatsızlığı olanlar zaten gitmeyecek. 60 yaş üzeri de idare izni sayılacak. Konu bu şekilde. Yani il pandemi kurulu demeyelim ama il hıfzıssı ha kurulunun açıklamış olduğu maddelerden biri şunu söylüyor. Diyor ki 60 yaş üstü devlet memurları ve kronik rahatsızlığı olan devlet memurları idare izni sayılacaklar. Dilek sitesi olarak çok mağdur durumda, Herkes çok mağdur durumda. En şanslı olan şu anda Dilek sitesi. Biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Çok fazla ses çıkarmak bazen itici de olabiliyor. Şu anda evleriniz tamamlandı, kurallarınız çekildi ve anahtar teslim süreci başladı. En azından belki bugün, belki yarın, belki birkaç gün sonra anahtarlığınız teslim edilecek. Bizler Kanal 23 olarak sesinizi duyurmanız için her türlü şey yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz ama sizlerinde biraz daha aklı silim davranmanız gerektiğini düşünüyoruz. Birkaç günden birkaç gün sabredin. Biz her gün bunu soracağız. Geçen hafta il müdürüne sorduk. Yarın belki başka bir konu kalacağız. Ona soracağız. Yine gündemde tutacağız. Ama Elazığ'da henüz temeli yeni atılmış olan binalar var. Rüstempaşa Mahallesi'ne buyurun gidin. Ben bugün oradan geçerken dikkatimi çekti. Yeni temel atılmış binalar var onları da konuşmamız gerekiyor. Onları da gündemde tutmak gerekiyor. Onları da öne çıkarmamız gerekiyor. Siz belki bir hafta sonra yeni evinize taşınacaksınız inşallah. Ama onlar bakalım ne zaman taşınabilecekler? Bunu da düşünmeniz gerekiyor. Onların da mağduriyetini düşünmeniz gerekiyor. Hep ben, 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 ben dersek başkalarını düşünmezsek hep gündemde başka konuları tutmaya çalışırsak onlar gündemden düşüyor. Benim dikkate çekmeye çalıştığım konu bu. Elazığ'da Toplam bütün konutlar ne zaman bitecek? Dilek ve Petek tezi bitti. Ama diğer konutlar ne zaman bitecek sorusu çok daha fazla gündemde kalmalı bence. Rüstem Paşa'da temeli yeni atılan binaları da sorgulamak lazım. Mustafa Paşa'da henüz radde temeli yeni dökülmüş olan, betonu yeni dökülmüş olan binaları da sorgulamak gerekiyor. Eğer kendimize haksızlık yapıldığını düşündüğümüz kadar diğerleri de düşürmek gerekiyor. Mehmet Ali Bey iyi yayınlar. Evet. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar söylemenin de bir anlamı yok. Ama Elazığ'ın gündemi bence bitmeyen evlerin ne zaman biteceği konusudur artık. Bunu daha fazla konuşmamız gerektiğini ve ekranlarda daha fazla dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Elazığ'da Suriye uyruklu 3 yaşındaki Muhammed madeni para yuttu ve hastaneye kaldırıldı. Kanal 23 ekibi Muhammed'in yanındaydı ve tedavi sürecinin tamamını yakından takip etti. Kanal 23 ekibi olarak ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızın yanında tehlike arz eden ve onları yutabilecek türde cisimleri ortamdan uzaklaştırın. Elazığ'da Suriye uyruklu 3 yaşındaki Muhammed madeni para yutunca hastanelik oldu. Annesinin çantasıyla uğraşırken çantadan çıkardığı 50 kuruşu yutan 3 yaşındaki Muhammed Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne o da gitti. Bir de cüzdan açtı, 50 kuruş aldı, bir de anıyor, bir de ağzına koydu, bir de yuttu. Bir de sonra yani çok yüzü mavi oldu. Bir de sonra biz elimi koyduk, bir de aşağıda göndük, çünkü çıkardık ama çıkmadık. Bu tarz vakalarla sık karşılaştıklarını belirten Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı üyesi Profesör Doktor Yaşar Doğan, yaş grubuna ve cinsiyete göre yutulan cisimlerin farklılık gösterdiğini söyleyerek aileleri uyardı. Yaklaşık olarak bir yılda 100 ile 150 vaka arasında bize gelebiliyor. Özellikle bu madeni paraların kullanıma girmesiyle birlikte çok sayıda hastamız bu şekilde gelebiliyor. Hemen hemen her yaş grubunda bu hastaları gelebiliyor. Para yutanlar var. Ondan sonra tüpe yutanlar var. Yüzük yutanlar var. Çeyrek yutanlar var. Değerli veya değersiz bütün metal eşyaları yutabiliyorlar. Yaş grubuna göre yuttukları cisimler değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle bu yaş grubundaki çocuklar çoğunlukla para yutuyorlar. Bu çocukların özellikle ailelerin dikkat etmesi lazım. Özellikle evde veya bulundukları ortamlarda yutabilecekleri cisimleri genellikle ortamdan uzaklaştırmaları gerekir. Evlerimde pil ve çengelli iğne bulunduran aileler dikkat. Çünkü özofagus hasarı yuttuğu cismin şekline göre değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle eğer pil yutmuşsa pilin çok erken dönemde oradan çıkarılması lazım. Çünkü uzun dönemde pilin orada kalması özefagus hasarla birlikte yemek borusunda delinmeleri neden olabiliyor. Ama çengelli iğneler olduğu zaman bazen çengelli iğnenin pozisyonuna göre bazen oraya delme ihtimali var. Dolayısıyla ama para olaylarında çok fazla özefagus hasarı oluşmuyor. Dolayısıyla yuttuğu cismi göre özefagus hasarı değişkenlik gösterebiliyor. Erken müdahale edildiği için ameliyat gerektirmeyen endoskopi işleminin ardından minik Muhammed rahat nefes aldı. Evet bir izleyicimiz soruyor diyor ki, İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun almış olduğu kararlarda spor salonları ve yüzme havuzları da kapatılması söz konusu mu? İyi yayınlar dilerim. Sitelerin sosyal tesisleri ki içinde yüzme havuzu varsa o da o şeyden sayılıyor. Bir de spor salonları ve çocuk parkları dahil hepsinin kapatılması söz konusu. Hepsi kapatılacak bilginiz olsun. Bir yaşam öyküsünü ekranlara getirelim. Hürriyet Caddesi'ne gideceğiz ve Hürriyet Caddesi'nde yaklaşık 45 yıldır e, hizmet veren bir aileyi, bisiklet tamir yapan bir ailenin hayat hikayesini getireceğiz ekranlarımıza. Eski, Eski günler özlenmez, özlenmez mi? Yani, yani garibanlık vardı var. ama çok, çok mutluluk. mutluluk. Yarım asırlık bisiklet tamircileri. Elazığ'da yaşayan Yüksel ve Yücel Güngör kardeşler babalarından devraldıkları bisiklet tamirciliği mesleğini aşkla yarım asırdır sürdürüyorlar. Babamız Palın köylerinden ilk olarak Malatya'ya gidiyorlar. Birkaç yıl kaldıktan sonra Elazığ'a dönüş yapıyorlar. Tabi garibanlık dönemi, para yok. Beş bisiklet alıp Hürriyet Caddesi mevkinde kira vermeye başlıyor. Yani fırınlar köşe başında fırın, oteller bölgesi var. Otele kadar 25 kuruşa veriyor. 1960 yılında baba Mustafa Güngör tarafından Hürriyet Caddesi'nde 5 bisikleti kiraya vermekle başlayan ekmek parası hikayesi. Tabii ki yıllar su gibi geçti. Çocukluğumuz 7 yaşında babamızın yanında başladı daha da devam etmeye çalışıyoruz. İki kardeş yaşıtlarıyla bisiklet sürmek yerine babalarına yardım etmeyi seçerek bir mesleği yarım asır boyunca yaşatmayı tercih ettiler. Çocukluk yıllarından beri bu mesleği icra etmekteyim. Hem ilkokula gidiyordum hem ilkokul çağındayken babamın yanında yine şevkle tamire başladım. Severek yaptık. Şimdi her şey hazıra. Yani eskiden <laughs> Elbise bulamazdık. Onları yama yapardık. Bisiklet tamirciyle böyle bir şeydi. Değişme olay yoktu. Yani onu ustalarımızı konuşturup o bisikleti e, ayağa kaldırmaya çalışırdık. Yani hemen yeni parça alıp da değişen olay yoktu. Bir iş lastik tamirini belki 20 yerde yama yapardık. Ama şimdi her şey hazır. Karne hediyesi denildiğinde hiç kuşku yok ki herkesin ilk aklına gelen bisikletleri yıllardır dükkanlarında onarıyorlar. Ben abim ve babam e, üçümüz bir arada bu mesleği işe ediyorduk. Babam e, iki yıl önce vefat etti, rahmetli oldu. Şu anda abimle birlikte e, devam etmekteyiz. E, eski günlerden e, bahsedeyim, Çocukluk e, yıllarında bir zevkle çalışıyordum, köyden gereken zevkle çalışıyordum. O zaman e, iş potansiyeli de bayağı yüksekti. Tamir falan bayağı oluyordu. İki kardeş eski yıllara özlem duyarken bir yandan baba yadigarı mesleği bakın nasıl sürdürüyor. Dört buçukta kalkardık sabah. Gece bire kadar dükkanda çalışırdık. Göbek değişim dediğimiz olay oteller seyyar satıcıların tekerlerini sökerdik. Göbek değiştirmek icap ederdi. Tabii çocukluk, çocuğuz o akort anahtarı dediğimiz malzemeyi dönderdiğimiz zaman ellerimin içi su toplardı. E gel. Evet tabii annemiz yatmış, uyumuş. Saat gece bir yemeğimizi hazırlamış. O günleri hiç unutamıyorum tabii. Güzel günlerdi. Güngör kardeşler hayatlarına devam ettiği sürece çalışmaya ilk günkü aşkla devam edecek gibi gözüküyor. Eski günler özlenmez mi? Yani garibanlık vardı ama çok, çok mutluduk. Kiminle konuşursanız konuşun geçmişe özlem herkeste oluyor. Her ne kadar zor günler yaşamış olsak bile belki o samimiyet insanların biraz daha candan olması, yapmacık olmaması ve daha dürüst olmaları belki de o günleri daha tatlı ve keyifli kılıyor hayatımızda. Birçok haberde geçmişe dair güzel söylemler ve özlemler söz konusu. İşte yine bir hayat hikayesini ekranlara getireceğiz. Bu hayat hikayesinde yorgancılar var. Yorgancılar geçmişte çok popülerdi. Hemen hemen her evde yaptırılmış olan yorganlar kullanılırdı. Şimdi daha çok endüstriyel ürünler kullanılıyor. Fakat yorgancılığa devam eden bir esnaf grubu var. Peki onların işleri nasıl? Ne durumdalar? Şimdi arkadaşlarımız yorgancılarla görüştü bugün. bir bakalım orada durumlar nasıl fabrikasyon yorganların çıkmasıyla yorgancılık mesleği bitme noktasına gelirken kış mevsiminin yaklaşmasıyla yün yorganlara talep arttı. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan yorgancılık havaların soğumasıyla birlikte yeniden canlandı. Gelişen teknoloji ile birlikte yastık ve yorganlar fabrikasyon sistemle üretilmeye başlarken tarihten günümüze kadar gelen yorgancılık mesleği de kaybolan meslekler arasına girse de az sayıda esnaf mesleği devam ettiriyor. Yakın zamanda tüketiciler tarafından fabrika üretimi yastık ve yorganların tercih edilmesi eski zamanların aranan yorgancılarını işinden ederken meslekte yetişen olmaması da mesleğin gelecek nesillere ilerlemesinin neredeyse durdurma noktasına geldi. Soğuk ayların kapıya dayanmasıyla yapımı 2,5 ile 4 saat arası değişen yün yorganı olan ilgi bir hayli arttı. Elazığ'da 43 yıldır yorgancılık mesleğini yapan 57 yaşındaki Hayati Bal, vatandaşların yün yorgana ilgi gösterdiğini söyledi. Hayati Bal, 1963 doğumlu, 14 yaşında böyle ben bu işe başladım. 57 yaşındayım, 43 sene yaşında bu mesleği yapıyorum. O daha önceler tabii ki bu bizim esnaf arkadaşlarımız vardı, 12 kişi vardı. Şu anda 5 kişi, 6 kişi kaldı. E tabii ki ister istemez yoğunluk oluyor. Talep oluyor. Ondan sonra tabii ki müşteriye bazı zamanlarda sıkıntı yaşıyoruz. Yani verdiğimiz tarihin altında veriyoruz yani. Yün yorganın elyaf yorgana göre daha sağlıklı olduğunu belirten Bal, 43 yıldır bu mesleği yapıyorum. 12 esnaf arkadaştan 5 kişi kaldık dedi. Ben çıraklık yaptım, kalfelik yaptım. Ondan sonra usta oldum 3 yıldan sonra bu mesleği öğrenmen için 3 yıl zamanın geçiyor yani. 3 yıl zamanda ancak öğrenebiliyorsun bu mesleği. Kaç saatte bitiriyorsunuz mesela bir yorganı? Bir yorgan tek kişilik olursa 3 saat, çift kişilik olursa 4 saatte biter. Yani yorgan dolumuyla birlikte paketleme bırak yerine bırakırsa tam 4 saat sürüyor. Konuşmasını sürdüren bal, müşteri Yorga'nın bezini ve yününü getiriyor. Biz işçiliğini yapıyoruz dedi. Zaten dükkanı açtığımızda tek çalışıyoruz. Yani tek çalışmak benim için daha huzur veriyor. Çünkü kendi işimi, kendi bildiğim için ne şekil yapar, ne şekil yapmam. Hani kimin günü var, kimi pamuğu var. Hepsi işime ben çok titizim yani. Elazığ'da bir müteahhitler derneği var. El Mütter, Elazığ Müteahhitler Derneği Başkanı Osman Avcıl bugün açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm hızları işte çalışmalarının yavaş ilerlediğini ve fiyat artışıyla ilgili müteahhitlerin sorumlu olmadığını ifade etti. Elazığ Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Osman Avcıl, ilimizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili televizyonumuza özel açıklamalarda bulundu. Yazılar e, bekleniyor, yani orta hasarlı binalar da kentsel dönüşüme girecek. E, bu süreçle ilgili bizim de çalışmalarımız, görüşmelerimiz oldu. Mikrofonlarımıza konuşan Elazığ Müteahhitler Derneği Başkanı Avukat Osman Avcıl, kentsel dönüşüm işlemlerinin yavaş ilerlediğinden yakınırken sürecin bu nedenle uzadığını ve beklentilerin henüz gerçekleşmediğini aktardı depreme e, yönelik hazırlıklar yapmak için Elazığ pilot bölge görüp çok detaylı, çok hızlı çalışmalar yapmak lazım. Şimdi depremin üzerinden 7-8 ay geçmiş hala çok ciddi hızlı bir dönüş yok. Yani bu dönüşlerin acil olması lazım. E, vatandaşların mağduriyeti var. Konteynerde yaşayan vatandaşlarımız var. Evini yaptırmak isteyen, müteahhite azilen vermek isteyen vatandaşlarımız var. İşte bizlerin müteahhitlerin bu yazıları beklediğinden dolayı mağduriyeti var. Müteahhit yeri yapmadığından dolayı vatandaş yani geciktirdiğinden dolayı yazıdan vesaire yönetmeliklerden e, kanunlardan ötürü vatandaşın mağduriyeti var. Yani biz burada Elazığ'a dediğim gibi pilot bölge e, inisiyatifiyle, modeliyle hızlı dönüşler bekliyoruz. Bu konuda bakanlığın hükümetin e, gayretlerini, e, çabuk dönüşünü bekliyoruz. Sayın e, Elazığ milletvekillerine de zaten bu konuda sağ olsunlar yani konu izah ettiğimizde hızlı dönüş yapmaya çalışıyorlar ama bazen de bakanlıktan kaynaklanan herhalde gecikmeler de oluyordur diye düşünüyorum. Orta hasarlı binaların güçlendirilmesinin zor olduğunu ifade eden Avcıl, bu binaların yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini belirtti. Orta hasarlar bir nevi ortada kaldı. Yani şimdi ee, güçlendirme çok zor bir iş. Çok profesyonellik gerektiren bir iş. Şimdi bu orta hasarlı binanın güçlendirme yapılabilmesi için en azından son yıllarda yapılması gereken veya geçmişte de yapılmışsa da önemli sağlam adımların atılması gereken binalar veya kıymeti iyi olabilecek binalar olmalı ki e, bulunduğu cadde, ekonomik değeri, işte ticari değeri iyi olmalı ki buranın güçlendirilmesi, yapılması doğru olabilir. Müteahhitlerin vatandaşlardan istediği fark ücretinin yüksek olması yönündeki şikayetleri değerlendiren Elazığ Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Osman Avcıl, kat artışlarının yeterli düzeyde olmadığını ve fiyatların yüksek olmasının kendileriyle ilgili olmadığını belirtti. Şimdi bu kat artışı da oldu ama bu kat artışı ve emsal vatandaşın para vermeyeceği kadar olmadı. Şimdi burada da tabii şehir plancılığı yasası mantalitesine göre emsal artışları ve yoğunluk belli bir alanda belli bir kişi sayısından fazla olamaz. Araç sayısı, yaşayan kişi sayısı. Bu da bir hesapla olduğu için bu hesaba da e, aykırı belediyede çalışmak istemiyor. Evet işte belediye yeri geldi işte şu anda 12 katla sınırlıyor ama 12 kat ve e, taban alanda kullanılan emsal sayısını toplamdaki emsal sayısını arttırabilir ama kendilerince bu da haddinden fazla bir yoğunluk olacağı için buna müsaade etmiyorlar. Yine bir mesajla devam edelim. İyi akşamlar. Kira yardımı 3. ödemesi ne zaman? Telefonlara bakan yok. Bilginiz var mı? Evet var. Sürekli bize bu konuda şikayet geliyor. Ekim ayı içerisinde ödemelerin yapılacağı konusunda bilgilendirilmiştik. Ancak şu ana kadar ödemelerin yapılmadığını fakat Kasım ayına kadar Kasım ayına kaldığı yönünde de en azından değerlendirmeler var. Tabi telefonlara bakılmaması doğru değil. En azından vatandaş bilgilendirilmeli veriliyorsa veriliyordur, verilmiyorsa ne zaman verilecekse o tarih ifade edilmelidir diye düşünüyoruz. Mehmet Bey iyi geceler. Bu depremin en mağdurları Abdullah Paşa'da belediye tarafından kentsel dönüşüm alanında taraf imzalarımız tamam ama evimizin ihalesi yapılmadı. İhalesi ne zaman yapılacak? Temel ne zaman atılacak? Bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Sizlerin zaten temsilcileri var, onlar bir şekilde görüşüyorlar belediye yetkileriyle. Ee, ama e, kamuoyuna bildirilmiş bir tarih, kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi maalesef söz konusu değil. Devam ediyoruz. Gün içerisinde Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan, Hatay'da meydana gelen yangında yanan fidanların yerine yenisinin dikilmesi için fidan bağışı yaptı. Deva Partisi, Hatay'a bir nefeste bizden sloganıyla Hatay'a fidan bağışında bulundu. İl Başkanı Murat Dağhan, başlatılan kampanya hakkında bilgi verdi. İlçeye yayılan orman yangını e, maalesef e, yüzlerce hektar alanı yok etmiştir. E, akciğerlerimiz olan bu ormanların e, e, yangında heba oluşu ziyadesiyle bizleri üzmüştür. Biz Demokrasi ve Atılım Partisi, Elazığ Deva Partisi olarak... E, Sosyal medyada başlattığımız e, bu kampanyaya e, başka siyasi partilere davet etmek istiyoruz. E, Hatay'a Bir Nefes de Bizden kampanyası adı altında kendi partimiz içerisinde kurucular 90 kişiden oluşan kurucular kurulumuzun her birine e, sembolik olarak bir filan bağışı kampanyasını başlattık. Bu bağış kampanyamız e, diğer üyelerimiz, ilçelerimiz, e, ara, e, üyelerimiz arasında sürü, sürüyor. Ayrıca kendi 81 ildeki teşkilatlarımız arasında da bu kampanyayı sürdüreceğiz. E, bu bağış kampanyasını organ e, vak, vakfı üzerinden e, başlattık, lisansımızı ve sertifikamızı da aldık. Öte yandan daha han kampanyanın sürdürülmesi adına İyi Parti İl Başkanı Mevlüt Ora sembolik olarak meydan okudu. Bu anlamda bu e, kampanyanın sürdürülmesi, bir kartopu halinde büyümesi için sosyal medya üzerinden İyi Parti Elazığ İyi Parti Başkanımız Mevlüt Or Beyefendiye meydan okuyorum. Hatay oradaysa kampanya burada. Mevlüt Başkanım var mısınız? Türkiye'de sadece Fırat Üniversitesi'nde Fahrettin Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu tarafından üretilen ve patent alınan organik malzeme kaplama cihazı Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ve birçok ülkeye satılıyor. Türk profesörü üretti. Avrupa ve Amerika ihraç edildi. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Yakup Hanoğlu ekibiyle birlikte 2 yıllık çalışmanın ardından organik malzeme kaplama cihazı ve motorunu üretti. <laughs> Türkiye'de sadece Fırat Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fahrettin Yakupanoğlu tarafından üretili patente alınan organik malzeme kaplama cihazı Avrupa'dan ABD'ye, Arabistan'dan Mısır'a kadar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Cihaz hakkında bilgi veren Profesör Doktor Fahrettin Yakupanoğlu, bu cihazla organik malzemeleri herhangi bir yüzeye kaplayabilirsiniz dedi. Üretmiş olduğumuz bu cihazın ismi Spin Quater diye geçer. Türkçesi spin kaplama cihazı. Bu cihazla organik malzemeleri herhangi bir yüzeye kaplayabilirsiniz. Özellikle e, organik yerletken teknolojisinde kullanılan bir cihaz. Organik yerletken teknolojisi dediğimiz teknoloji güneş pili e, ışık yayan diyot, OLED, transistör, diyot. Bu tarz elektronik aygıtların üretiminden oluşan bir teknoloji. Bu teknolojide biz organik bir malzeme ile bir aygıt üretmek istediğimizde bizim bir kaplama cihazına ihtiyacımız var. Cihazın Türkçe ismi spin kaplama cihazı. Dolayısıyla dön döner döndürerek herhangi bir organik malzemeyi bir yüzeye kolaylıkla kaplayabilirsiniz. Kaplama işleminde farklı teknikler de kullanabilirsiniz. Bu teknik daha maliyeti düşük ama kalitesi yüksek olan bir teknoloji. Bir izleyicimiz diyor ki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde işçi olarak çalışmaktayım. Esnek çalışma tüm kamuda var, hastanede yok. Haftada bir, ayda dört gün işe giden kamu çalışanı çatır çatır kesintisiz maaşını alıyor. Biz sağlık işçileri 7-24 seve seve çalıştığımız halde ve tamamen full işe gittiğimiz halde kuruş maaşımızda bir değişiklik yok. Pandemi ödemesi yok. Birileri duysun sağlık bir bütündür. İzleyicimizin değerlendirmesi bu yönde. Saat 22 ile 6 arasında alkol satışı yasaklanmıştı. Bu satışa uymayanlara büyük para cezası uygulanacak. 65 binden 320 bin liraya kadar para cezası skalası var. Eğer 22 ile 6 saatler arasında alkol satışı yapılırsa bu cezalar uygulanacak. Çünkü düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre, alkollü içkileri otomatik satış makinalarıyla satan, oyun makinaları veya farklı yöntemlerle, oyun ve bahse konu edenlerle basın yayın yoluyla tüketicilere satan, postayla satışını yapanlara 20 binden 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Saat 22 ile 06 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere, 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış bireylere satan veya sunanlarla 22 ile 06 saatlerinde perakende olarak satanların bu fiilin işlenmesinden sonra 5 yıl içinde 3. defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilmeyecek. Televizyonumuzun eğitim rehberi programı sunucusu Funda Turgut'un annesi Süreyya Şanlıyurt, 92 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Süreyya Şanlıyurt'un cenazesi İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Taziyeler Covid-19 tedbirleri nedeniyle telefonla kabul edilecek. Doğruk Medya Grubu olarak merhum Süreyya Şanlıyurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine bir haberle devam ediyoruz. Sivriceliler Derneği koronavirüs salgınına karşı öğrencilerin sağlıklarını korumak ve maske ihtiyacını karşılamak için bir maske bir nefes çalışması gerçekleştirdi. Zeytinburnu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Sartık ile irtibata geçen dernek yöneticileri 10 bin adet maske temin etti. Temin edilen maskeler gördüğünüz gibi dernek yöneticilerine teslim edildi deprem ve pandemi sıkıntılarında küçük de olsa bir katkı olduğunu aktaran derneğin başkanı Çetin Özmen, derneğimizin teşebbüsüyle ilçede dağıtılmak üzere İstanbul'da kemşehrimiz iş adamı Mustafa Sartan'ın bedelini kendi karşılayarak gönderdiği 10 bin adet maskeyi ilçe halk eğitim müdürlüğümüze teslim ettik dedi. Malatya'ya gideceğiz. Malatya'ya gitmeden önce bir mesajımız var. Onu aktarayım ben size. İzleyicimiz diyor ki şehit ilhanlarda Hacı Tevfik Efendi sokakta bulunan Yalçın apartmanı depremden ötürü yıkılırken Türk Telekom hattı yıkım ekibi tarafından koparıldı. Sokak boyunca internet ve telefon şebekesi yok. Türk Telekom dahi birçok yere başvurmamıza rağmen günlerdir kimse ilgilenmedi. Sahipsiz elazı deyince biz suçlu oluyoruz. Nerede bu ilin valisi? Nerede bu devlet? Yetkililerden yardım bekliyoruz şeklinde bir Tarif var. Türk Telekom ile ilgili şikayetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şehirde yıkım çalışmaları devam ettikçe de artmaya devam edecek gibi duruyor. Çünkü yıkım çalışmalarının hatlar kopartılıyor ve sonrasında yapılması bekleniyor vatandaşlar tarafından. Evet, Malatya'ya gideceğimizi söylemiştik. Yine bir aktüel haber var. Bu haberde gramofon ve radyo müzesini ele alacağız. Bakalım ne tür gramofonlar var ve neler sergileniyor bu müzede. Ülkenin en büyük radyo ve gramofon müzesi ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa götürüyor. Ayıyorum, Malatya'da iki yıl önce açılan Türkiye'nin en büyük radyo ve gramofon müzesinde 1890'lı yıllardan günümüze yaşanan teknolojik gelişim sergileniyor. büyük çoğunluğu çalışır duruma getirilerek müzede sergilenen radyo ve gramofonlardan en dikkat çekenleri ise 1890'lı yıllarda üretilen gramofon oluşturuyor. Müzede radyo ve gramofonları inceleyen ziyaretçilerse adeta tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Gramofon Müzesi sorumlusu Ebu Bekir Yalınız, müzemizde farklı farklı gramofonlar bulunmaktadır dedi. Müzemizde 1890'dan 2020 yılına kadar 703 parça obje bulunmakta. eserlerin şöyle söyleyelim, kronolojik olarak sıralaması var. 1920'ler, 1930'lar, 40'lar, 50'ler derken 2000'li yıllara kadar devam ediyor. Bu süreç içerisinde teknolojinin nasıl geliştiğini e, net bir şekilde görüyorsunuz e, elimizde şöyle söyleyeyim ilk müzik çalarla ternadan e, savaş propaganda zamanında kullanılmış propaganda radyoları harici olarak da e, şöyle söyleyeyim 2020 yıllarına yakın olan işte e, banyo tuvalet radyosu pilotların kullandığı uçak radyosu e, bir döneme damgasını vurmuş yine Alman ekolu e, hip hop rock modeli gibi farklı farklı hem radyolar hem gramofonlar bulunmakta. Ee, müzemizi gelip gezmenizi rica ediyoruz. Çünkü yıllık 50-60 bin e, totalinde bir misafirin ağırlıyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışından bir sürü misafirlerimiz geliyor. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu hafta içerisinde 66 aranan kişi bulundu ve yakalandı. Bu 66 kişiden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan şüphelilerden 17'si söylediğim gibi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geri kalan kısmı ise serbest bırakıldı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü Ramazan Gürgöz'e yıllar önce şehadet, ben şuradan çıkayım da çünkü güzel görüntüler var. Çok güzel bir davranışı var Sayın Ramazan Gürgöz'ünün. Nasıl? Şunu aktarayım ben size. Şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Kaya Çelik'in geride bıraktığı oğlu Mehmet Kaya Çelik'i Ramazan Bey bir an olsun... Yalnız bırakmadı. Çocukluğundan beri şehidimizin şehadet şerbetini içtiği günden beri şu ana kadar da bu görüntüler hiç ekrana gelmedi, hiç duymadık bile böyle bir şeyin olduğunu. Ama Ramazan Bey işte görüyorsunuz çocukluğundan en küçüklük anından işte sünnet fotoğrafları var, daha önceki fotoğraflar da vardı. Ee, i̇nsanı duygulandıran bir haber. Bunun reklamını yapmamış olması da çok güzel bir haber. İşte gördüğünüz gibi sürekli yanında bir e, şefkat. E, abidesi olarak duruyor. Takdir ediyoruz kendisini. Şehidin oğlu daha önceden sünnet düğününe katılan Gürgöz'ü ziyaret ederek, mesela bu görüntüyü görüyorsunuz, kendi sünnet fotoğrafı var ve bayrak var. Ve sünnet düğünde çekilen fotoğrafları hediye ediyor. Bu haber tabi Ramazan Bey tarafından bize verilmiş bir haber değil. Onun bilgisi dışında yaptığımız bir haber. Tebrik ediyoruz kendisini. Gerçekten güzel bir davranış. Ve muhtemelen bu şekilde olan birçok Vatandaşımız, birçok iş adamımız var. Hepsini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ancak bu şekilde ayakta durabiliriz. Başka türlü duramayız. Onlar bu vatan için canlarını feda ediyorlar, emanetlerini. Sonuna kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Takdir ve tebrik ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gece görüşü noktalıyoruz. Güzel bir program oldu katkılarınızla. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.